Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gök. Bugün sizlerle birlikte bomba gibi bir sistem toplayacağız. Süper güçlü bir oyun bilgisayarı toplayacağız. Yaz aylarında bize oyun oynatacak bir PC olacak bu. Evet Ali, ilk defa Z97 mimarisini kullanacağız ve bunun yanında da Haswell Refresh işlemcilerden faydalanacağız bu sistemde. Aslında daha erken yapacaktık ancak Haswell Refresh'ler stokta yoktu. Anakartımızı, parçalarımızı, pek çok şeyi aldık. Bu sistemi toplamak için gerekli olan her şeyi nihayet bir araya getirdik. Ancak... Nihayet birleştireceğiz. Bununla oyun oynayacağız. Bu sefer sistem toplamada bir şey daha farklı yapıyoruz. Sadece kasayı toplamıyoruz. Monitörüyle her şeyiyle bir arada bir sistem toplayacağız. Sadece klavye fare gibi aparatlar dışarıda kalacak. Evet. Aynı zamanda ek olarak bu rehberde biraz daha kapsamlı bir şey yapacağız. Ve sistemi monte ettikten sonra BIOS ayarlarının yapılmasından tutun da Windows'un kurulmasına, sürücülerin yüklenmesine ve bilgisayarın oyun için en ideal hale getirilmesine kadar olan bütün süreci videoya alacağız ki evet. Sizler ve bir PC topladığınız zaman yapmanız gereken her şeyi net açık bir şekilde öğrenebilin, görebilin. Aynen öyle. Şimdi Recep, bu sistemin fiyatı ne kadar diye başlayacağım. Çünkü biliyorum ki en çok izleyicilerimiz bunu soracak. Kaç liralık sistem topluyoruz? Ali, 7000 liralık bir sistem topluyoruz. 7000 liralık bir sistem takdir edersin ki herkesin alacağı bir sistem değil Recep. Evet. Bunu toplarken bizim amacımız dediğimiz gibi böyle Teknopat sosyalde açılan pek çok konu var. 10.000 liraya sistem toplama, 5.000 liraya sistem toplama, 6.000 liraya sistem toplama, 7.000 liraya sistem toplama, iyi kötü bu süper sistem toplamaların hepsini bir araya kapsayacak bir rehber olacak. Kolay kolay böyle gündemden düşmeyecek, 4 sene artık 5 sene bilmiyorum yoksa 10 sene mi kullanır alan kişi burada uzun süre boyunca bununla rahat rahat oyun oynayabilecek, çalışabilecek, akla gelecek her şeyi yapabilecek. Evet. Peki hangi parçalar var bu sistemde? Ali, istersen işlemciden başlayalım. Intel'in en son serisi Core i7 4790K, yanlış şey yapmayayım çünkü model isimleri artık öyle bir noktaya tabii, geldi tabii. Ki. K var, overclock edebileceğiz. Evet, K sayesinde overclock edebileceğiz. Core i7 4790K işlemci 4 GHz hızında çalışıyor. Turbo ile 4.4 GHz'e kadar çıkabilen inanılmaz hızlı bir işlemci. Şu an piyasadaki en hızlı evet. LG1150 işlemci. Peki ne kadar verdik buna? Ali, yanlış görmüyorsam bu işlemciye 950 lira vermişiz. 950 lira. Şimdi bu sistemi toplarken bizim aldığımız fiyatlardır. Sevgili izleyiciler, siz bu rehberi izlediğiniz zaman aradan birkaç ay geçtiyse fiyatlar tamamen değişmiş olabilir. Bunu bir not düşelim. Sıradaki parçamız ne olacak? Sırada istersen anakarta geçelim. Çünkü işlemci ve anakart en önemli bileşenlerden. Bir tanesi MSI'ın oyuncu serisi Z97 Gaming 7 anakartını kullanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde zaten bu anakartı incelemiştik. Oldukça beğenmiştik. Güzel bir anakart sistemimizi bunun üzerine kuracağız. Evet. Bu anakart bize ne sağlayacak şimdi temel olarak Recep? Ali, bu anakart bize birçok özellik sağlıyor. Bunlardan en önemlisi SATA Express desteği var. Çok hızlı SATA diskler bağlanabiliyor. Bunun yanında Haswell Refresh işlemciler için tam destek sunuyor. Evet. Overclock özellikleri var. İşlemcimizi tek tuşla overclock edebileceğiz. Bunun yanında yüksek performanslı ekran kartlarında çok rahatlıkla destekleyebilen bir anakart. Çok güzel. Şimdi bunda M.2 portunu maalesef kullanamayacağız ama normal SATA şeklinde bağlasak bile geleceğe yönelik olarak adaptörle bu tür teknolojileri sunuyor. İleride istenirse üzerine birden fazla ekran kartı takma gibi şeyler de yapılabilecek. Evet. Derken ekran kartına geçelim istersen. Evet, yine MSI'nin GTX 780 ekran kartı var Ali. Aynı zamanda OCB model bu. Yani fabrika çıkışlı olarak overclock edilmiş. Hmm. Soğutma konusunda da epey başarılı. Twin Frozer soğutması var Ali. Yani rakiplerinden soğutmasıyla ayrılan bir kart. Zaten bu tür markalı ekran kartlarının en büyük ayrıldığı nokta stok ekran kartlarının aksine sağlam kaliteli bir soğutma sunmaları ve de frekans değerlerinin normalden daha fazla yükseltilmiş olması. Evet. Anakartın fiyatıyla ekran kartının da fiyatlarını bizim bu sistemi toplarken edindiğimiz fiyatları sana sorayım. Evet. Listemizden bakalım. Söyleyelim. Anakartın fiyatı 550 TL. Ekran kartına verdiğimiz fiyat ise öyle 1400 TL. 1400 TL'lik bir ekran kartı kullanıyoruz. Evet. Kaldı ki birazdan bu ekran kartla ilgili biraz daha detaylara gireceğiz. Başka hangi parçaları kullanıyoruz? Beleklere geçelim istersen. Belekler de çünkü önemli bir yer tutuyor bir sistemde. 16 GB DDR3 1600 MHz cache latency 9 CL9 gecikme değerlerine sahip G-Skill marka belekler kullanıyoruz. Bu bellekleri niçin tercih ettik ve de daha yüksek frekanslı bellekleri niye tercih etmedik Recep? Ali, bellekleri 1600 MHz tercih etmemizdeki en büyük neden aslında Core i7 4790K işlemcinin evet. 1600 MHz bellek istemesi. Bu bağlamda biz de 1600 MHz tercih ettik. Yüksek frekanslı bellek alırsanız overclock etmediğiniz sürece ya da XMP'yi devreye sokmadığınız sürece bellekler yine 1600 MHz'de çalışacaktır. Bu esnada sabit diskimize de bir sağlamlık testi yapmış olduk. Evet. Seagate'in 3 TB'lık Constellation serisi. Bu genelde daha ziyade yurt dışında bulunan bir seri. Evet. Türkiye'de bulunan 3 TB'lık diskleri de muadil olarak kullanabilirsiniz. Evet. Bu bize
kocaman bir depolama alanı sağlayacak. Bütün oyunlarımızı, arşivimizi, her şeyimizi tutmamızı sağlayacak bu sistemde. Bunun Türkiye'deki yaklaşık 3 TB'lık Seagate disklerin fiyatı ne olacak? Öyle genelde 300 TL'ye 3 TB'lık SATA 3 7200 RPM devirli bunun gibi bir diski çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bayağı bir yer sunacak bize. Artık evet. 1 TB, 2 TB değil, dikkatinizi çekerim 3 TB koyacağız. Evet. Depolama ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Tabii biz bu tür sistemleri toplarken bir de işletim sistemine ve de çok hızlı açılması gereken programlar için SSD tercih ediyoruz. Evet, SSD tercihi olmazsa olmaz artık. Bunun için de Samsung'un 840 Evo serisi 250 GB'lık sabit diskini kullanıyoruz Ali. Niye 128 değil de 250 GB seçtik? Şimdi Windows'u kuruyoruz, birkaç oyun kuruyoruz, kapasite hemen doluyor. O yüzden biz de kapasitemiz hemen dolmasın, biraz daha boş yer olsun. En azından evet. Bir iki oyunu SSD'ye oyuncularımız kurabilsin diye 240 GB'lık, 250 GB'lık bir disk aldık. Gayet güzel olmuş. Peki bunun şu an bizim edindiğimiz fiyat ne kadar? Ali, SSD'yi edindiğimiz fiyatı da hemen söyleyeyim sana. Buradan tabii ki bulmam biraz listede zor olabilir. Lazım. Liste biraz gerçekten kabarık. 400 TL. 400 TL'ye buna verdik. İşte şimdi burada baktığımız zaman artık işlemci, anakart, ekran kartı, SSD, RAM, sabit diske geçtik. Evet. Bir de burada bir tane daha canavar var. Evet. Buradaki canavar da sistemimize güç sağlayan, gerekli olan gücü sağlayacak olan Cooler Master'ın 1050 Watt'lık Silent Pro hibrit güç kaynağı. Abartsaydık Recep, 2000'lik yok muydu? Niye 1050 watt'lık bir güç kaynağı takıyoruz? Sevgili izleyicilerimiz bize soracağını bildiğim için. Şimdi ben sana peşinden sorayım. Şimdi 1050 watt aslında bu sistem için gerçekten biraz fazla. Aslında 1050 watt... Overkill. Evet, overkill. Yani bu sistem için 1050 watt'a tam ihtiyacınız yok. GTX 780 ekran kartı böyle bir sistem için 700 watt hatta 600 watt bile aslında yeterli olacaktır. Ama. İleride olur da... İkinci bir GTX 780 takarsın. 1400 TL daha verip fiyatı biraz daha düştüğünde, 1000 liraya düştüğünde, uygun olduğunda ikinciyi takıp 7000'lik sistemi niye 10.000 liralık sistem yapmıyoruz diye bir soru sorduğumuzda işte o zaman 1050'lik bir güç kaynağı çok işe yarayacak. Kaldı ki ben burada çok güzel bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. 80 Plus Gold sertifikası. Evet Ali. Bronze falan değil artık. Bronze falan değil artık. Bronze da değil, silver da değil. Gold sertifikalı bir güç kaynağı bu. Gold sertifikalı ne demek? Yani verimliliği inanılmaz yüksek bir güç kaynağı. Sistemin çektiği güce yakın gücü şebekeden alıyor neredeyse. Yani mümkün olduğu kadar güç tasarrufu yapan çok kaliteli, çok iyi bir güç kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla watt var diye daha fazla güç tüketmiyoruz. Evet. Daha verimli bir kart seçtiğimiz için, daha verimli bir güç kaynağı seçtiğimiz için evet. Faturamız düşüyor bile. 1050 watt diye 1050 watt tüket sistem büyük ihtimalle boşta 80 watt tüketecektir. Bu da zaten ki güç tüketim değerlerini de göstereceğiz sizlere. Büyük ihtimalle 80 watt bir güç çekeceğiz şebekeden. İstediğimiz kadar ek sabit disk takabileceğiz. Bütün SATA portlarını doldurma imkanımız olacak ileride. Dediğimiz gibi ek ekran kartları, ek aparatlar, aklınıza ne gelirse takılabilecek bir sistemi bel kemiği anakartıyla, ekran kartıyla, güç kaynağıyla, sabit diskleriyle, RAM ile, işlemcisiyle canavar gibi olacak ama bununla bitmiyor değil mi Recep? Evet. Şimdi oyunları rahatça oynayabileceğimiz geniş bir ekrana ihtiyacımız var Recep. Evet Ali. O yüzden 27 inç AOC'nin Q2770 monitörünü kullanacağız. 68.6 santimlik bir görme alanı sunuyor bize bu. 2560x1440p'de çözünürlüğü var. Wide Quad HD. Bu yüksek çözünürlük iyi bir ekran kartı gerektiriyor. Zaten bu yüzden 780'i seçtik. Evet, güç kaynağını da büyük seçtik ki yanına bir tane daha ekleyebiliriz ileride. Aynen öyle. Yüksek çözünürlükte hem çalışmak hem oynamak çok rahat olacak. Zaten AOC'nin bu monitörünü daha önce seninle birlikte incelemiştik. Ve hatta editörün seçimi ödülü vermiştik. Peki evet. Bu monitöre ne kadar verdik Recep? Ali, bu monitöre 1600 lira verdik. IPS panelli devasa bir monitör. Evet, Ahi IPS panel tipinden vesaireden bütün detaylarından incelemede gördünüz. Ufak ufak ben bu monitörü çeviriyorum. Monitörü çevirdiğim zaman zaten boyutunu, daha kutunun boyutunu görebiliyorsunuz. Kasamıza koyduk masamızın üzerine Ali. Evet, bayağı büyük bir kasamız var. Recep, standardı nedir, modeli nedir bu kasanın? Ali, Mid Tower bir tane kasa. Cooler Master'ın 693 modeli. Şimdi burada yanında yazılan şekli de zaten görebileceksiniz. Ben size şöyle göstereyim sevgili izleyiciler. 693. Evet, CM693 yani CM690'ın 3. serisi diyelim. Şimdi bu kasanın özellikleri neler olacak? Ali, Mid Tower boyutlarında bir kasa, kablo yönetimi olan bir kasa, bol bol SSD veya sabit disk takabileceğimiz geniş, ferah bir kasa. Güzel. Hatta içine ekstra ekran kartı da takabiliriz daha önce de söylediğimiz evet. Gibi. Peki bu kasayı nasıl soğutacağız acaba? Bu kasayı soğutma için kendi içerisine gelen fanlar var ama burada önemli bir nokta var Ali. Bu kasanın içerisinde CPU için sıvı soğutma geliyor. Harika. Yani bu sefer Cooler Master'ın geçen sefer yaptığımız gibi CPU soğutucusundan almayacağız. Sıvı CPU soğutucusundan takacağız. Evet. Kendi Cooler Master'ın Seidon 120
sistemi ve sıvı CPU soğutucusu geliyor. Kapalı devre bir soğutma sistemi bu. Yani kendimiz içerisine su eklemeyeceğiz. Evet, öyle bir olay yok. Akü değil bu arkadaşlar. Evet. Ya da radyatör değil şeyde olduğu gibi, arabalarda olduğu gibi. Peki Recep, şeyi soracağım sana. Bu kasanın fiyatı ne kadar acaba? Ali, kasanın fiyatı içerisindeki su soğutma ile birlikte 435 TL. Yine güzel. Su sıvı soğutmayı da beraberinde almış oluyoruz. Kasayı şöyle bir gösterelim arka tarafını. Buradaki özellikleri. Önümüze geçiyor, yine kapatıyor ama. Evet. ATX 200 mm'lik fanlar, 240 mm sıvı soğutma desteği, 10 SSD'ye kadar destek. USB 3.0 desteği. Her şey var yani, evet, olması yok, gereken. Yok. Ama bunun esas değerlendirmesini tabii ki nerede, ne zaman yapacağız acaba? Monte ederken. O zaman geçelim mi monte? Bence de hiç vakit kaybetmeyelim. Sabırsızlandığınızı biliyorum. MSI'nin Z97 Gaming 7 anakartı karşımızda. Evet Ali, bu anakarta işlemcimizi monte edeceğiz ki incelemesini de zaten kanalımızda bulabilirsiniz. Aynen öyle, ekran kartını, RAM'lere, bütün parçaları sırasıyla takacağız. Ses kartı takmamıza gerek kalmayacak. İncelemede evet, bu detayları öğrenebilirsiniz. Şimdi buradaki işlemci yuvasını kaldıracak mıyız üzerindeki kapağı? Ne evet Ali, LGA1150 soketimizdeki kapağı kaldıralım ve ilk montaj için işlemimize başlayalım. İşlemcimiz karşımızda. Evet Ali, Core i7-4790K 4 GHz hızında çalışan Intel'in en üst nesil LGA1150 sınıfındaki işlemcisi. Çok güçlü bir işlemci. K burada unlocked, yani overclock edebileceğimizi gösteriyor. Hız aşırtmayla çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Peki, evet. Başka ne özellikleri var? Şöyle başka ne özellikleri var? 4 çekirdekli bir işlemci. Turbo Boost 2.0 teknolojisine sahip. Turbo Boost da 4.4 GHz'e çıkıyor. Otomatik olarak. Evet. Hyper Threading teknolojisi var ama bizim için pek bir önemi yok açıkçası bunun. Integrated Memory Controller, dahili DDR3 bellek kontrolcüsü var içerisinde. Çift kanal DDR3 bellek desteği var ve 3 yıl garanti mevcut. Son olarak da Intel HD Graphics 4600 grafik yongası var. Evet. Biz zaten 780'i kullanacağız burada. Evet, onu devre dışı bırakacağız. Şimdi o zaman bu kutuyu açalım. Nasıl açacağız? Buradaki etiketi keseceğiz. Evet. Bir falçatayı çıkartıyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Recep kesti. Gayet güzel. Ondan sonra şu tarafı şuradan şöyle tutuyoruz, çekiyoruz, açıyoruz. Karşımıza çıktı. Kutusu çıktı en azından. İçerisinde stok soğutucu var ama bizim stok soğutucuyla pek işimiz olmuyor. Bakalım stok soğutucuyu şöyle bir devireyim. Altından. Bu kutuyu da açmak gerekiyormuş hocam. Bu kutuyu da şöyle bir çıkartalım. Stok soğutucu biraz zor çıkabiliyor açıkçası. Şöyle alalım istersen. Şunu da şöyle alalım. Evet. Hala işlemciyi göremiyoruz. Niye? Çünkü işlemci bu tarafta. İşlemciyi de gördük nihayetinde. İşlemciyi de bu taraftan şuradaki alttaki kanatları açtıktan sonra çıkartacağımızı umuyorum. Evet, kanatları açtık. İşlemci de aşağıya doğru indi. Nihayet Intel i7 işlemcimiz karşımızda. Kutu büyük ama içerisinden çıkan işlemci küçük. Üzerine Malay yazıyor. Bu Malezya mı demek oluyor? Evet Ali. Malezya'da üretilmiş bir işlemci. Güzel. Malezya'da üretilmiş işlemcimizi şimdi anakartımıza istiyorsan monte edelim. İşlemcimizi monte etmek için öncelikle bu kısmı kaldırıyoruz. Evet. LGA1150 soketimizi açtık. Şimdi Ali, işlemciyi monte ederken bilmemiz gereken en önemli nokta, soketin üzerinde bir tane ibare var. Burada bir tane ok var. Sol alt tarafı gösteriyor. Evet. Üçgenimizi gördük. Aynı zamanda işlemcinin üzerinde de sol alt tarafta bir tane ok görüyorsunuz. Bu iki ok birbirine denk geldiği zaman işlemciyi doğru monte ediyorsunuz demektir. O zaman kaldırdık. Evet. İşlemcimizi şimdi yuvasına yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Yumuşakça yukarıdan bırakıyoruz. Bacakları sağdan sola, soldan aşağıya böyle farklı basınç uygulayarak kırmıyoruz. Kesinlikle. Pinler hassas. Evet. Sonra tık diye kapattık ve de bastırarak işlemcimizi oturttuk yerine. Kasamızı görüyoruz. CM693 modeli. Evet. İçerisinde bir görelim. Görelim. Vidalarını çıkartalım. Bu arada biz hali hazırda içerisinde gelen su soğutmayı çıkarttık kasanın içerisinden. Şöyle göstereyim. Evet. Xeidon 120 ve su soğutma. Kapağı açıyoruz ve kasamızın içerisi bu şekilde. Ferah feza bir kasamız var. Arka tarafta fan monte edilmiş. Ön tarafta da fan monte edilmiş. İki tane fanı hazır. Ön tarafta 20 cm, arka tarafta 12 cm fan var. Üstte de takma bölümleri var, ızgara var. Altta da ızgara var, her tarafta ızgara var. Bunları zaten montaj esnasında bol bol görüyor olacaksınız. O zaman ne yapacağız Recep? Anakartımızı bir kasamıza monte edelim. Şimdi hoşumuza giden bir detayı paylaşalım izleyicilerimize Recep. Evet Ali. Şunu şuradan çıkartacağım. Artık sen anlatırsın ne olduğunu. Sabit disk kızağımızın içerisinde kasamızın parçaları geliyor. Ama o kadar güzel paketlenmiş ki şurada aynı sabit disk gibi oturması için delikleri var. Ve bu deliklere yerleştirilmiş. Karton kutuya üşenmeden bu delikleri açmışlar. Kızağın içerisine yerleştirmişler. İçerisinde de kasamızın vidaları var. Şu şekilde bir açıp göstereceğim. Şunu şuradan çıkartıyorsunuz. İşte neye ihtiyacınız varsa montaj için beeper'ına, speaker'ına kadar bunun içerisinde. Ali, elimde önemli vidalar var.
Nedir bunlar Recep? Bunlar anakartın altında yer alacak olan, anakartla kasanın arasında duracak olan ve anakartı kasadan yükseltecek olan vidalar. Aşağıda iki tanesinin zaten takılı geldiğini görüyorum. Evet, ATX standartı için 9 tane vida gerekiyor. Aşağıda iki tanesi olduğundan dolayı ben burada 7 tanesini çıkarttım. Bir tane de ekstra bir şey görüyoruz burada. Peki o nedir? Bu da bu vidaları kolayca monte etmek için vidaları içine geçireceğimiz ve daha sonra bu şekilde kasaya yerleştirip kolayca sıkmamızı sağlayacak olan ek aparat. Çok güzel. Her şeyden, her kasadan çıkmıyor. Evet. Bu da hayatımızı kolaylaştıracak o zaman. Recep, şimdi kasanın üzerinde bazı yazılar var. Nedir bunlar? Evet, bunlar İnka kabilelerinin yazdığı yazılar. Ali, mikro ATX için şu harflere vidaları monte edin. ATX için şu harflere vidaları monte edin diye bize belirtmişler. İnka takvimine göre kıyamet diyorsun. Evet. Recep, ayakları monte etmişiz. Evet, ayakları monte ettik. İnkaların bize verdiği talimata göre Ali, A, B, C, D, E, F ve J, K, L yuvalarına vidalarımızı monte ettik. Tabii biraz daha sıkmak gerekiyor. O yüzden ben ne yapıyorum? Her vidanın üzerine bu dübeli yerleştiriyorum. Ve şimdi ekstra bir sıkma işlemi gerçekleştireceğim. Recep, anakart takacağız ama şimdi bu kasada anakartın içerisinin toz almasını istemiyoruz. Ne yapacağız? Evet, bunun için anakartın beraberinde gelen braketi kullanacağız. Ali, burada görmüş olduğumuz braket hem tozların girmesini engelliyor hem de anakartta kasanın iletişimini engelleyerek olası kısa devrelerin önüne geçiyor. Tamam o zaman, takalım Recep. Evet. Şimdi yerleştiriyorum. Bu sesleri duyduğumuz zaman Ali, demektir ki başarılı bir şekilde arka braketi monte ettik. Evet Recep, anakartı monte etmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Anakartın eğer arkasında takılı herhangi bir koruma plastiği varsa bunları sökelim. Çünkü bunlar monte esnasında zorluk çıkartacaklar. Bunlar toz girmesin diye kapakları kapatıyor ama dediğimiz gibi unutup da takmaya kalkarsanız oturmadığını fark edebilirsiniz. Evet. Şimdi anakartımızı indirip monte edebiliriz artık. Evet, anakartımızı bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Burada önemli olan buradaki soketlere gerekli portları tutturmanız. Tutturduktan sonra itiyorsunuz ve anakartı yuvasına bırakıyorsunuz. Ben... Zaten vida delikleri de üst üste denk gelmiş durumda. Evet, tam vidaların üzerine oturttum. Şimdi Recep, kasanın üzerine ara vidaları yerleştirdik. Ara vidaların üzerine anakartı koyduk ama anakartın hala vidalamasını yapmadık. Pek çok da vida çıktı. Hangi vidaları kullanarak anakartı sabitleyeceğiz? Ali, kasanın içinden bir kitapçık çıkıyor ve bu kitapçığın üzerinde hangi vidanın hangi amaçla kullanılacağı özellikle belirtilmiş. Biz de burada baktığımız zaman M3x5 screw vidaların özellikle 12 tane olduğunu ve bunların anakart yani motherboard tray, anakart tepsiye, anakartı tepsiye monte etmede kullanılan vidalar olduğunu görüyoruz. Bu vidalarda üzerinde yıldız olan yani şu vidalar olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Şimdi anakartı nihayet monte ettik. Sırada ne var Recep? Evet, sırada CPU'yu soğutacak sıvı soğutma sistemimiz var Ali. Seidon kaç demiştim bunu hatırlayayım. 120W. 120W. Kutusunu bir açalım o zaman. Evet. İçerisinden çıksın. Neler var içerisinde bir bakalım. Su soğutma sisteminin kendisini görüyoruz. Burada özellikle işlemcinin üzerine gelecek kısım. Fanını görüyoruz. Radyatörünü görüyoruz. Önemlisi. Bir de galiba metal aparatlar var burada. Kızakları falan var. Evet. Termal macunu var. Bunlar da özellikle sabitlemek için işlemcinin arkasına koyacağımız aparatlar ve montaj rehberi. Montaj rehberine bakmadan olmaz. Evet. Intel ve AMD işlemciler için de uyumlu bildiğim kadarıyla bu su soğutma aparatı. Evet, her ikisi için de uyumlu. Recep, şimdi soğutucuyu monte etmemiz gerekiyor. Ama karşımızda bayağı uzun bir kılavuz var. Evet, uzun bir kılavuz var. Gerçekten de karmaşık bir kılavuz var. Niye? Çünkü hem Intel hem de AMD'ye uyumlu bir sistem bu. Evet. Hem Intel hem AMD'ye uyumlu. Daha da vahimi LGA 775 için ayrı. 1156, 1155, 1150 için ayrı. LGA 1356 için, 1366 için farklı konfigürasyonlarda montaj yapmak gerekiyor. Yani aldığın ürün aslında kullanabileceğin işlemcilerin sayısı arttıkça nasıl yapman gerektiğine de dikkat etmen gerekiyor. Evet. Eskiden tek tip soğutucular vardı. Bugün artık çok tip var ama montaj gitgide zorlaşıyor. Peki bu montajın kolayı yok mu?
Ali bu montajın kolayı kullanma kılavuzuna bakmak, açıkçası bundan kaçış yok. Ne diyor bize Cooler Master? Intel için monte edecekseniz Intel tarafı gözükmeli. AMD için monte edecekseniz şöyle çevirip AMD tarafını görmeniz gerekiyor. Biz Intel için monte edeceğiz. Akabinde ne diyor bize? LG1150 kullanacaksanız buradaki 3. kısma kadar getirin. Neyi getirin? Buradaki B isimli aparatları getirin. Bu B isimli aparatlar nedir? Özellikle vidaları tutmak için. Vidalarda E vidası olsun. Bunların hepsi zaten şurada yazıyor görmüş olduğunuz üzere. E vidaları, B aparatları. Bunların hepsine bakmanız gerekiyor. Evet. Şimdi B aparatını aldık. E vidamızı da şuradan mesela şöyle yerleştirdik. Tamam mı Ali? Evet. Sonra da bunu buraya yerleştiriyoruz. Burada çok dikkat ederseniz 3 tane çentik var. Bu evet. Çentiklerden en dışarıdaki çentik LGA1366 için. Ortadaki LGA1150 ve diğer LGA'lar için ve en sonuncu da en eski soket olan LGA771 için. Neden hala daha 775'e destek sunuyorlar, beni sinir ediyorlar. Evet, eski olsun, eskiye destek de önemli. Şimdi bir şey soracağım, bu videoyu sen sadece göstermek için yukarı doğru taktın değil mi? Evet. Yani biz bu Intel yazısını görerek kasayı monte edeceğiz. Evet. Birazdan bunu anlayacaksın. Yani video öbür tarafta olacak. Olaya daha iyi vakıf olabilmeniz için biraz daha yakına girelim dedik. Tekrar edelim. LGA1366 için buradaki çentik, LGA1150 için buradaki çentik, LGA775 için buradaki çentiği kullanacaksınız. Şimdi Ali, ben senden dübeli alayım. Dübeli burada ne yapıyoruz? Üzerine yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz üzere ve içeriye sokuyoruz. Şimdi burası yerleşti. 1366 değil. Çünkü bir sonrakini yerleştireceğiz. Devam ediyoruz. Tabii ki hızlı devam edeceğimizden dolayı yine şurayı ben biraz açıyorum. Şurayı da biraz açalım. Evet. Ve 1150'ye buradaki çentiye yerleştirdim. Artık uyumlu. Recep, son gördüğümde bu anakart kasaya takılıydı. Evet Ali, kasaya takılıydı ama kasaya takılı haldeyken bu plakayı takamadığımızı gördük. O yüzden anakartımızı kasadan çıkardık. Şimdi burada önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Üst kısımları nasıl monte edileceğini gösterdik. Ama alt kısma da bakmak gerekiyor Ali. Bu vidaların her birisi plastiğin sonuna kadar gelmiş olmalı. Bu şekilde bu sayede çok daha kolay monte edebilirsiniz. Aksi takdirde vidalar tam yerine oturmayacaktır. LGA1150 için bu şekilde monte ediyoruz. Bu şekilde kolaylıkla monte ettik. Güzel. Böylece bu hatayı bizi izleyen izleyicilerimiz yapmaz. Kasanın içerisinde o arka plakaya dikkat ederler. Evet Recep, su soğutucunun radyatörü ve fanı karşımızda. Evet Ali, bu fanı bu radyatörün üzerine monte edeceğiz. Fan aşağıya doğru hava verecek. Yani bunu kasanın üzerine taktığımız zaman evet. Fanın görevi içerideki sıcak havayı dışarıya atarken aynı zamanda havayı radyatörden geçirmek olacak. Bu tamamen kapalı devre bir sistem. Bilgisayarınıza kesinlikle su sızma ihtimali yok. Bunun üzerine her şey takılı. Şu kısmı da işlemciye oturtacağız. Ben şimdi fazla zorlamıyorum. Bunu buna nasıl takacağız diye sana soruyorum. Ali, bunu buna takmak için buradaki F tipi vidaları kullanacağız. O da burada yazıyor. F tipi vidalar burada. Neden F tipi vidaları kullanacağız? Çünkü kullanma kılavuzunda bize öyle belirtiliyor. Bakın burada F tipi vidaları kullanarak fanı buraya monte etmemiz gerektiği söylenmekte. Şimdi fanı radyatöre monte ediyoruz. Evet, burada 4 tane dediğimiz F vidalarımızı yerleştiriyoruz. Tam olarak yuvaları oturtacağız burada. Ben vidaları yerleştiriyorum. Ve vidalarımızı monte etmeye başlayalım. Evet, monte işlemi bitti. Şimdi şöyle farklı bir açıdan da göstereyim. Montajımız tamam. Radyatörümüz burada. Buradaki bakarın üzerindeki naylonu da kesinlikle çıkartıp dokunmuyoruz ki kirletmeyelim. Recep, şimdi radyatörü nereye takacağız? Radyatörü kasanın üst kısmına takacağız Ali. Fakat bunun için önce kasanın üst kapağını çıkartacağız. Burada bir vida var. Ben bu vidayı söküyorum şimdi. Evet. Şu kısımda zaten görebiliyoruz şu an kapağı. Evet, vidayı söktük. Evet Recep, şimdi su soğutucuyu nasıl monte edeceğiz buraya? Ali, su soğutucuyu monte etmek için iki seçeneğimiz var. Bunlar kasanın üzerindeki iki tane yuva. İstersek sağ tarafa, istersek sol tarafa monte edebiliriz. Ben sol tarafı tercih edeceğim. Kablolar daha rahat bir şekilde yerini buluyor öyle. Evet, soğutma radyatörünü bu şekilde alıyorum ve buraya kadar dayıyorum. Akabinde bu şekilde bırakıyorum ve şimdi vidalarını sıkacağım. Şimdi su soğutucunun fanını buraya, buradaki bakır kısmı da, yani işlemcinin üzerine gelecek kısmı da geçici olarak anakartın üzerine bıraktık. Evet. Vidaları sıktıktan sonra bu kısmın montajını göreceğiz. Şimdi soğutucuyu monte etmek için ben bunları tam vida yuvalarına denk getireceği şekilde biraz yukarı kaldırıyorum ve en sona doğru dayıyorum. Burada mesela bir tane vidayı ben elle hafif biraz vidalamaya çalışayım. Hep böyledir. Vidaları önce bir elinle buldurursun. Evet. Bir iki tur döndürüp hafif yerini tuttuğundan emin olduktan sonra
Diğer vida, sonra diğer vida, sonra bir vida daha derken torna vidayla döner gider o vidalar. Evet, burada belirtmek istediğim bir nokta, C tipi vidaları kullanıyorum. Kullandığım tip vidanın ismini kullanma kılavuzunda görebilirsiniz. Siz de C tipi vidalar kullanmanız gerekmekte bu işlem için. C tipi uzun vidalarla radyatörle fanı birleştirdik. Şimdi de kasaya C tipiyle sabitledik. Ama tabii ki Recep'in dediği gibi her zaman kitapçık, kitapçık, kitapçık. Evet. Yukarıdaki fanı monte ettik. Şimdi işlemcinin üzerine gelen heatsink'i monte etmek zorundayız. Evet Ali, bakır soğutma bloğumuzu monte edeceğiz. Ama ondan önce burada bir tane ne var? Sticker var, yapıştırma var. Bu yapıştırmayı çıkartacağız. Ve çıkardıktan sonra buraya elimizi değmezsek iyi olur. Çünkü bakır kısım iyicene fırçalanmış. Elimizi değdiğimiz zaman orada pürüzler oluşabilir. Bu önemli bir kısım. Cilt yağı bırakırız, leke bırakırız. Evet. Şimdi bazı fabrikalarda bu jelatini soymayı unutup montaj yapıyorlar. Bakınız kafa ayarı ve konsollarla ilgili bölümümüz. Evet. Şimdi bunu çıkardık Ali. Akabinde bu yine kenarda dururken ben ne yapacağım? İşlemcinin özellikle termal macunlu. Evet. Termal macunu yapacağım. Termal macun zaten kutunun içerisinden çıkıyordu. Seydon 120V kutusundan. Bu şekilde açıyorum. Termal macunu genellikle az ama işlemciyi örtecek kadar sıkıyoruz. Evet. Ben burada tam ortaya Ali uygulayacağım termal macunu. Burada şimdi iki noktaya değineceğim hani termal macunu sıktıktan sonra. Bunlardan bir tanesi bakır soğutma bloğunun montaj yönü. Kulurma sıryası aşağıya bakacak şekilde yani şu şekilde monte edeceğiz. Evet. Burada ben macunu sıktıktan sonra bloğu macunun üzerine biraz ezeceğim ve macunu dağıtacağım açıkçası. Bu şekilde yaymış olacaksın. Evet, bu şekilde yaymış olacağım biraz. Önemli bir nokta, macunu ne çok sıkacaksınız ne de az sıkacaksınız. Yani tam işlemcinin üzerine dağılacak şekilde macunu dağıtacaksınız. Evet, bu şekilde biraz daha bakalım şöyle her tarafına özellikle yayılsın işlemcinin. Şu taraflara biraz daha sıkmam gerek diye düşünüyorum. Çok az bir şey. Şöyle şuraya sıkıyorum Ali. Zaten yüksekliğini eşitlemiş oluyorsun ağırlıkla birlikte. Evet. Kağıtla yaymakla şu an yaptığımız aynı şey aşağı yukarı. Sevgili izleyiciler, alan dar olunca böyle bir yöntem yerledik. Aynen öyle, bu şekilde oynatıyoruz ve mümkün olduğu kadar tabakayı inceltiyoruz. Kenarları biraz macun sarkabilir, o önemli değil. Bu şekilde ben ideal olduğunu düşünüyorum Ali. Evet. Şimdi yapmamız gereken aslında siz bunu ortalayacaksınız ama ortalamanın çok daha kolay bir yolu var. Bunun için zaten soğutmanın beraberinde bir tane aparat veriliyor. Bu aparatı bunun üzerine yerleştiriyoruz. Tepeden oturtacağız. Onu da vida delik vidalara takacağız. Evet. Kasanın altına vidaların karton kutusunu koyduk ki o vidaları aşağıdan yukarıya doğru bastırsınlar. Evet. Bunu yerleştirdikten sonra tam ortalamış olduk. Şimdi son olarak yapmamız gereken şey nedir? Vidaları sıkmak. Soğutucunun üzerindeki metal sabitleyicinin montajında önemli bir nokta var. Üzerindeki bazı noktaların birbirine denk gelmesi gerekiyor. Evet, örneğin burada görmüş olduğunuz nokta yukarıya çıkıyor. Tam buraya oturttuğunuz zaman üzerine denk geliyor. Akabinde de vidaları sağlam bir şekilde vidalamanız yeterli. Şimdi bu soğutucunun çalışması için ne gerekiyor? Ali, iki tane fan bağlantısı yapmak gerekiyor. Daha doğrusu bir tanesi fan, diğeri de pompanın çalışması için gerekli bağlantı. Çift güç bağlantısı yapıyoruz yani. Evet. Bunlardan bir tanesini yani üst fanı ben CPU fan 1'e takıyorum. Çünkü CPU'nun soğutmasından sorumlu olacak fan bu olacak. Burada CPU fan 1 girişine bunu yerleştirdim. Bu radyatörü soğutuyor. Şimdi ikinci fana işlemcinin su pompasını bağlıyoruz. Evet. Pompa için gerekli olan gücü de CPU fan 2'ye bağlıyorum. Bu sayede kolayca bunları izleyebileceksiniz BIOS'tan. Bu da 3000'lik bir giriş. Takması biraz zor olabiliyor. Bağladığımız CPU fan 2'de 4 tane pin var. Bunda 3 tane var ama uyuyor değil mi? Evet, sorunsuz uyuyor. Şimdi güç kaynağının kutusu son derece güzel gözüküyor. Evet, bize de çok güzel bilgiler veriyor Ali. Şurada 200 watt fanless mod diye enfes bir şey var. Evet. Silent Pro Hybrid'in Silent Pro'dan almasına sebep olan bu 200 watt modunda pek çok parçayı kapatıp 200 watt'ta tamamen fansız bir güç kaynağıyla hiç kasa sesi olmadan neredeyse kullanabilirsiniz. Aynen, yani bilgisayarınız boştayken güç kaynağının fanını tamamen kapatabilirsiniz. Integrated 7 volt fan ports, işte 82 amper 10 plus 12 volt rail,
gibi bilgiler var. Volt diyeyim bu arada Recep, yanlış evet, söylemiyorum. Evet, 12 volt kanalından 82 amper verebiliyor ki bu en iyi değerlerden bir tanesi piyasadaki. Evet, çok güzel. Bir de üstüne üstlük fan controller included diyor. O zaman kasayı, pardon, kutuyu açıp bakalım. Evet, şu fan controller'cuyu da bir de yakından bakalım istiyorum ben bu de. Taraftan bakıyorum. 5 yıl garantili bu arada. Enfes bir görüntü. İçeriden böyle resmen kart visit, user manual. Evet. Neredeyse bir kulüp davetiyesi çıkacak. Burada görüyoruz galiba. Şunu bir çekelim, çıkartalım hocam. Ben hocam. De şunu bir çıkartayım hadi. Şöyle alalım. Tamamen çıkartalım diyorsun. Evet. Tamamen çıkarttık. Kutumuzu bir kenara alalım. Valla ben dayanamayacağım. Bunu buradan çıkartacağım. Bir şekilde. Bunu buradan çıkarttık. Hatta ambalajı açmaya devam ediyorum. Bu esnada ben de fan kontrolcüyü çıkartıyorum. Bayağı ağır bir güç kaynağı Recep. Evet, fan kontrolcüsü de yanında. Üzerindeki boyanın bile kalitesini görebiliyorsun yani. Tevekkeli değil, 1050 wattlık bir güç kaynağı. Her gün gördüğümüz bir güzel manzara değil. 80 Plus Gold sertifikası, kontrolcü, garanti belgesi ve diğer aparatlar. Recep, güç kaynağının boyası bir enfes görünüyor ama kablosu yok bunun. Evet Ali, kablolar ek bir çantada geliyor. Sonradan takılabilen modüler bir kablolu masasına sahip bir güç kaynağı bu. Yani kabloları bile çantasına koymuşlar. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Cırt cırtlı özel çantasında açıyorsunuz efendim. İçinden böyle kablolar çıkıyor. Seçin, beğenin, takın şeklinde. Şimdi Ali, güç kaynağımızı kasaya monte edeceğiz ama etmeden önce güç kaynağımızın üzerinde duracağı kasanın içerisindeki kavuçuk ayakları göstermek istiyorum ben. Evet Recep, bu kavuçuk ayakların önemi nedir? Ali, burada 4 tane gördüğümüz kavuşuk ayakların önemi, güç kaynağının içerisindeki fanın dönmesinden dolayı oluşan titreşimi engellemek ve bunun kasaya ulaşmasının önüne geçmek. Çok güzel. Kasamızdan, her zaman kasamızın yanında güç kaynağı için vidalar gelir arkadaşlar. Yine kitapçığa baktığımızda ne görüyoruz? Number 6, 36x6 vidalar. 4 tane varmış. PSU için, yani Power Supply Unit, güç kaynağımız için vidaların kasanın içinden çıktığını görüyoruz ki bu vidalarda zaten buradaki resme uyan söz konusu vidalar. Şimdi güç kaynağını buradan bu şekilde, evet, yazısı üstte, fanı alta bakacak şekilde kasamızın içine getiriyoruz. Kauçuk ayaklarının üzerine oturtuyoruz. Bu şekilde iyice yerleştiriyoruz ve şimdi vidalarını takalım. İlk olarak güç kaynağımızın kablolarını takmaya başlayınca 24 pin kablosunu takacağız. Ben bu kabloyu arkadan dolandıracağım için önce kabloyu arkadan uzatıyorum. Sonradan kablolama yapacağız. O 27 mm'lik geniş alımdan faydalanacağız. Evet. Ama şimdiden kabloları arka tarafa iteklemeye başladık. Evet. Buradan 27 pini ben takmaya başlıyorum. Biraz tabii ki bükeceğiz burada. 27 pin dedin kazaya Recep. 27 mm deyince mi dedin? 24 pin değil 27 inç hep 27'den kala kala 27 pin dedim öyle. 24 pin tabii ki. 24 pin güç kablosu. Evet. CPU 8000 kablosu da en önemli kablolardan bir tanesi. Bu kablo takılı olmazsa büyük ihtimalle sisteminiz açılmayacaktır. 24 pinin yanında tabii ki. Bunu da yine arkadan geçireceğimizden dolayı ben arkadan veriyorum. İşlemcimize güç veriyor değil mi buraca? Evet Ali, bu da işlemcimize güç veriyor. Özellikle de işlemcinin güç gereksinimleri artması birlikte çıktı ortaya. Bu şekilde bunu da taktık. Diğer kabloları da ekran kartı olsun, diğer parçalar olsun ihtiyacımız oldukça arka tarafa monte etmeye devam edeceğiz. Recep, kablolamadan bahsediyoruz izleyicilerimize. Bu kablolamayı nasıl özetleyebiliriz? Ali, aşağıdan kasanın önünden çıkarttığımız kabloları, arkaya verdiğimiz kabloları yine arkadan dolandırarak ön tarafta ulaştırıyoruz, ön tarafa ulaştırıyoruz. Evet. Bu sayede kablo kirliliğinin, görüntü kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Mesela şu an 8000 CPU kablosunu üstten verdim. Bu kablo tamamen arkadan dolaştı ve önde bir kablo kirliliği olmadı. Benzer şekilde 24000 kabloyu da buradan ulaştırıyorum. Bu sayede ön tarafta bir kablo kirliliği olmadı. Bütün kablo kirliliği arkada kaldı ki burası bile ön taraftan bakınca gözükmüyor. Evet, ayrıca kablolama desteği olan kasaları da açıklamış olduk Recep. 27 mm kablolama desteği demek bu arka tarafta bir şişkinlik olduğunu ve de kabloları rahatlıkla sıkıştırmadan buraya depolayabileceğimizi gösteriyor. Sadece kirlilik değil, görüntü değil, aynı zamanda soğutma için de son derece verimli. Evet, hava sirkülasyonu için kabloların arkada olması önemli. Anakart için gerekli gücü sağlayacak, daha doğrusu sistem için aslında gerekli gücü sağlayacak 24 pin güç bağlantısına takalım istiyorum ben. Bu kabloyu bükmek biraz zor olabiliyor açıkçası. 24 tane pin var dedik, 24 tane kablo var. Biraz direniyorlar. Evet. Kuvvet uygulamanız gerekebilir ama lütfen ayarlı bir kuvvet uygulayın. Evet, bu şekilde taktık. 8000 CPU kablolarını takmak en zor işlerden bir tanesi. İkisini birden bu şekilde ben tek hamlede takabiliyorum ama.
Ali sırada bellekler var ama bellekleri takmadan önce bir anakart kitapçığına bakmakta fayda var. Burada dual channel mod diyor zaten. Evet, özellikle çift kanal bellek mimarisini devreye sokabilmek için bellekleri belli bir düzende takmamız gerekiyor. Anakart kitapçığına baktığımız zaman soldan sağa doğru gittiğini görüyoruz. Bellek portlarının yani 1, 2, 3, 4 şeklinde soldan sağa doğru bir rakamsal sıralama var. Evet. Burada bize söylenen şu: dual channel modda çalıştırmak istiyorsanız iki tane bellek takacaksanız DIM 2 ve DIM 4'ü kullanın. Dört tane takacaksanız zaten hepsini dolduracaksınız diyor. O zaman birinciye atlayacağız, ikinciye, üçüncüye atlayacağız ve dördüncüye lenmeri takacağız. Evet. Şimdi takacağımız yuvaların kenarlarındaki kulakçıkları açalım. 2 numaralı kulakçığı ve 4 numaralı yuvadaki DIM yuvalarını kulakçıları açıyorum. Burada yanlış takma gibi bir ihtimaliniz yok. Çünkü beleklerin bir kısmı uzun, bir kısmı kısa. Aynı şekilde yuvanın da kısa kısmı var, uzun kısmı var. Bunları birbirine denk getireceksiniz ve ortadaki kısmı da buradaki kısma denk getirdikten sonra belekleri bu şekilde yuvaya yerleştiriyoruz. Ve akabinde eşit bir şekilde iki taraftan üzerine bastırıyoruz. Kulakçıklar kapanana kadar. Bu şekilde. Şimdi de bir disk yuvalarına bakalım kasamızın. Evet, neler var elimizin altında? 2.5 inç SSD yuvaları var ve 3.5 inç sabit disk yuvaları var. Ama bu kasanın bir güzel özelliği var. Nedir acaba? Buradaki SSD yuvalarını genişletip sabit disk yuvası yapabiliyoruz. 2.5 inç yuvalarını şuradaki iki tane vidayı söküp, arkadan da bir tane vida söküp, buradaki kısmı alıp şuradaki yuvalara yerleştirdikten sonra bu yuvaları da istersek çok rahatlıkla 3.5 inç sabit disk yuvası yapabiliyoruz. Peki Recep, ben oradaki metali tamamen çıkartıp orayı boşaltabilir miyim daha uzun ekran kartları için? Çok rahatlıkla yapabilirsin. Buradaki kısmı komple çıkartırsın ve kasanın tamamını kaplayan devasa bir ekran kartı satın aldıysan onu rahatlıkla takabilirsin. Bu arada şunu da belirteyim. Burada şimdi SSD kızakları var Ali. Bunları görüyoruz. Evet. Bunlar da Cooler Master tarafından yapılmış evrensel kızaklar. Evrensel nedir? Hem 2.5 inç hem 3.5 inç destekliyor. Bunları böyle genişletiyoruz ve hop oldu bize 3.5 inç disk yuvası. Çok güzel. Şimdi bir tane daha sorum olacak sana Recep. Peki biz buradaki rack'i çıkartırsak 2.5 inç SSD'yi takacak başka bir yerimiz var mı? Ali, çok ilginç bir yer var. Ona şimdi yakından bakalım. Eğer sadece bir tane SSD takacaksak Cooler Master'ın çok güzel bir düşüncesi var burada Ali. Nereye monte ediyoruz hocam? Burada 4 tane vida yuvası var. SSD'mizi diklemesine buraya monte ediyoruz çok rahatça. Böylece kasanın içerisindeki 2.5 inç yuvaları kaldırıyoruz. Geniş ekran kartı takıyoruz. Arka tarafta SSD'mizi de yerleştiriyoruz. 3.5 inç disk yuvamız da oluyor. Her şey oluyor yani. Evet. Bu kadar güçlü bir oyun bilgisayarının bol bol depolama ve kullanım alanına ihtiyacı olacak. Bu yüzden 3 terabaytlık Seagate Constellation sabit diskimiz burada. Evet, özellikle de cloud depolama için kullanılan bir sabit disk bu Ali. Son derece güvenilir, uzun ömürlü bir disk olacağını umuyoruz. Evet, aynı zamanda da 7200 RPM dönüş hızıyla performanslı bir disk. Şimdi diskimizi kutusundan çıkartıyoruz. Böyle koyuyorum ben. Akabinde bunu mümkün olduğu kadar genişletiyorum ben Ali. Sonra yapmam gereken burada diskin SATA yuvaları arkaya bakacak şekilde ve buradaki iki yuvaya şuradaki iki şeyi oturtacağım. Evet, iki tane oradaki vidalar birbirine oturtacak. Evet, oturduktan sonra şu kısımda görmüş olduğunuz üzere bir boşluk var. Bunu kapatıyorum ve bu şekilde rahatlıkla diski 3.5 inçlik kızağa yerleştirdik. Şimdi bu sabit diski kızağıyla birlikte yuvasına oturtalım. Evet. Biraz yukarıdan doğru getirmek, sonra aşağıya indirmek gerekiyor. Tornavida kullanmadan sabit diski monte etmiş olduk Recep. Evet, çıt sesi de geldi. Diskimiz oturdu. Birazdan zaten kablo ve SATA bağlantıdan yapacağız. Şimdi SSD'mizi de monte edeceğiz. Hadi bir kutusundan çıkartalım. Evet. Falçatamız var. Nereden keseceğiz Recep? Şuradan keseceğiz. Hadi hemen ben şöyle alayım. Tır tır. Bu şekilde kestik ve çıkartalım bakalım. Son zamanlarda burada ilgi çeken SSD modellerinden bir tanesi. Tasarımı çok güzel. Rengi çok güzel. Bu şekilde altta. Bakalım performansı nasıl? Kesinlikle. Ufacık, minicik 840 EVO SSD'miz. Şimdi SSD'yi kızağa nasıl takacağınızı göstereceğiz. Yine SSD'nin de SATA girişleri arka tarafa bakacak şekilde olacak. Burada kızağın iki tane kapakçığını açıyoruz ve SSD'mizi buraya yerleştiriyoruz. Tabii ki bu kadar kolay değil. Kızağı yan çevirdiğimizde özellikle burada SSD'nin vida yuvalarının denk gelmesi gerekiyor. Tam bu şekilde SSD vida yuvaları denk gelecek. Şimdi denk geldi. Evet, denk tut geldikten sonra bu vidaları buraya takıyoruz ve bunları ne yapıyoruz? Sıkmaya başlıyoruz. Ama biz tabii ki bunu böyle monte etmeyeceğiz. Evet. Farklı bir şey deneyeceğiz. Biz tamamen, bu da bir türlü girmedi buraya. Biz tamamen farklı bir montaj şekli deneyeceğiz. Şimdi ona bir bakalım istiyorum ben.
SSD'mizi kasanın arkasına takacağımızdan dolayı hali hazırda 2 tane vidamızı yerleştirdik. Buradaki kauçuklar da SSD'nin kasası ile kasa arasında olası elektrik kaçaklarının önüne geçmek için amaçlanmış. Şimdi burada 2 tane vida daha var, onları da takacağız. Ben şu kauçukları göstermek istiyorum. Bu kauçukları vidanın üzerine yerleştiriyoruz. Aynı şekilde bunu da bu şekilde yerleştiriyorum. Ve bunları buraya SSD'nin üzerine takıyoruz. İlk başta elle çevirebilirsiniz. Belli bir noktaya kadar. Bunu da aynı şekilde buraya yerleştiriyorum. Sonra törmevileri sıkmamız gerekiyor. Evet. Disk montajlarında genellikle yuvaları yeni yuva açmadan düzgün monte etmeye dikkat edin sevgili izleyiciler. Burada elden biraz yardım isteyeceğim diski tutması için. Çok da aşırı sıkmanıza gerek yok. Tekrar edelim. Bu kauçuk ayaklar statik elektrik atlama ya da iletkenlik durumunu engellemek için, aynı zamanda titreşimin genelde parçalara erişmesini engellemek için. SSD diskimizin güç ve SATA portları yukarıya gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve aşağı doğru indiriyoruz. Diskimizi taktık. Şimdi sabit disk ve SSD'ye güç vermek için SATA güç kablolarını kullanacağız. Bu kablolardan 2 tane kullanacağız. Çünkü tek kablo maalesef hem SSD'ye hem sabit diske yetişmedi. Ben bunlardan 2 tanesini power supply'ın, yani güç kaynağının üzerine takacağım. Şimdi gelecek olan kısımları arkaya doğru uzatıyorum. Çünkü nasıl olsa kablo yönetimimiz var. Bunları arkaya verdikten sonra buradaki ucu güç kaynağının üzerindeki en sola takacağım. Görüntü kirliliğini en aza indirgemek için. Evet. Şimdi ikinciyi takalım. Yine bu kabloyu da arkadan veriyorum. Modüler güç kaynaklarının zaten en büyük avantajı kablo kirliliği yaratmaması. Evet. İhtiyacınız olduğu kadar kablo takıyorsunuz. Bu sayede içeride bir görüntü kirliliği olmuyor. Bu şekilde de kolayca ikinci SATA güç kablosunu da taktım. Sabit diskin SATA güç kablosunu takarken size önereceğim şey, diskin arka tarafından elinizle destek olmanız. Çünkü kablo gerçekten zor giriyor. Özellikle milimetrik ölçüde olduğundan dolayı biraz sıkıştırarak yerleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde iyicene bastırırken disk arkadan çıkmasın diye elimle tutuyorum ve iyicene bastırıyorum ve kabloyu taktım. Aşağıda o kalan diğer portlara istersek daha sonra yeni sabit disk ekleyerek 9 terabayt kapasite falan da yaratabiliriz 2 tane daha üçlük takarsak. Sabit diskte SSD'de SATA standartını kullandığından dolayı ikisini de güç girişi aynı. Aynı şekilde bu çentikleri birbirine denk getiriyoruz. Ve bu şekilde de bunu buradan takıyorum. Bu da yine biraz zor giriyor ama elinde sonunda, evet, görmüş olduğunuz üzere giriyor. SATA güç kablolarını bağladık. Evet, şimdi SATA veri kablolarını bağlayacağız ki sabit diskimizle anakartımız iletişim kurabilsin. Evet, şimdi bu Z97 anakartın SATA portlarından hangilerine hangi kabloyu takacağız acaba? Ali, bu anakartın üzerinde 8 tane SATA portu var ama bunlardan sadece 6 tanesi Z97 Yonga setine bağlı. Bunlardan 1. ve 6. port Z97'ye bağlı. 7. ve 8. port AC Media'ya bağlı. AC Media 3. parti bir kontrolcü, onunla işimiz yok. Biz zaten sadece 2 tane disk takacağız. Bir tanesi SSD, diğeri sabit disk. O yüzden biz alttaki SATA 1 ve üstteki SATA 2 portlarını kullanacağız ve bu kablomuzu takacağız. İlk olarak birinci sıradaki SSD'mizin kablosunu SATA 1 portuna takıyoruz. İkinci olarak da sabit diskimizin SATA kablosunu SATA 2 portuna takıyoruz. SSD'mizin veri kablosunu takıyoruz. Sabit diskimizin de SATA 3 standardındaki 6 gigabit veri aktarım hızını destekleyen SATA kablosunu bu şekilde takıyoruz. Ali, güç kaynağımızla birlikte gelen bir ön fan kontrol paneli var. Evet Recep, şimdi MSI anakartlarda aslında anakartın üzerine takılı olan fanları kontrol edebiliyoruz. Evet, bunun için MSI'nin özel yazılımı var ama kasamızın önünde böyle bir aparat koymuşken gerçekten bunu kullanmamak haksızlık olur bence. Evet, bunu kullanacağız. Peki hangi fanları buna takacağız Recep? Ali, buna takabileceğimiz fanlar, öncelikle şu kabloyu bağladığımız zaman güç kaynağının fanını otomatik olarak bu cihaz kontrol edebiliyor. Çok güzel, güç kaynağını sessiz bir şekilde çalıştırabiliriz istersek. Evet, bunun yanında özellikle soldaki düğme güç kaynağı fanını kontrol ediyor. Otomatik modu ve manuel modu var. Yani elle de biz kendimiz kontrol edebiliyoruz. Sağdaki buton ise Ali, 3 tane sistem fanını bu kontrolcüye bağlayabiliyoruz. Onun için de buradaki kabloları kullanabiliyoruz. Aslında 3'ten fazla da bağlayabilirsiniz. Hı hı.
Buradaki kablolar vasıtasıyla biz ne yapacağız? Kasanın önündeki ve kasanın arkasındaki fanları buradaki düğmeye atayacağız. Bu sayede kasa fanlarını da bu kontrolcü sayesinde kolayca kontrol edeceğiz. Çok güzel. Yani iki tane düğmeyi çevireceğiz. Kasayı daha iyi soğutulan ya da daha sessiz bir hale getirebileceğiz. Evet. Arka taraftaki 3000'lik noktaları gösteriyorsun sen sanırım. Bağlantımızı da oraya yapacağız. Evet. Normalde uzatma kablolarını bağlamamıza gerek yok ama arka kasa fanını doğrudan bu ön kontrolcüye kadar uzanamıyor maalesef. O yüzden ben ek bir kablo, ara kablo takacağım. Bunu da bir numaralı porta bu şekilde takıyorum. Fan kontrolcüsünü en üst kısma takacağız. Optik sürücü kullanmayacağımızdan dolayı. Buradaki arkada iki tane mandal var. Ben onları elimle sıkıyorum ve bu şekilde kolayca bunu çıkartabiliyoruz. Bunu da size göstermek istiyorum. Arkadan şu şekilde sıktığımızda kolayca bu ön kısmı çıkartabiliyoruz. Gerekli kısmı açtık. Ön panelimizi takalım. Kabloyu veriyorum arkadan ve bunu bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Fan kontrolcüyü şu arka taraftan vidalayarak buraya oturttuk. Bu esnada ön kapağı çıkarttık ki şu 20 santimlik devasa fanın bir görünümünü sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Evet, fan bu arada ne kadar büyürse genelde gürültü de o kadar azalıyor. Çünkü yapraklar genişledikçe fan daha yüksek devirde değil, daha düşük devirde şöyle bir hızla dönüyor. Soğutma yine mükemmel sağlanıyor ama gürültüsüz bir şekilde. Ki zaten kontrolcüyü niye taktık? Evet, sesi ayarlayabilmek için. Bir de şu ön kapağın içerisinde toz filtresi var. O da çok güzel. Ön kapağı çıkarttıktan sonra toz filtresini temizleyebiliyorsunuz. Yani kasanızın önden topladığı tozu buradan alacaksınız. Pırıl pırıl temizleyeceksiniz. Evet. Son olarak kapağımızı takalım. Biraz zor olabiliyor takmak, onu belirtelim. Ya bir dik getirdikten sonra aslında tık diye oturuyor. Evet. İçinde de iki tane şurada klipsleri var. Klipsleri bastırdığınız zaman çıkartıyorsunuz zaten. Şimdi bu fanları kontrolcüye bağlamak var. Evet, ilk olarak arkadaki 120 mm'lik fanı bu kontrolcüye bu şekilde bağlayacağız. Tabii Recep bu arada kasanın arkasından dolaştırıyor kabloları sevgili izleyiciler. Çünkü ortada bir kablo kalabalığı olsun istemiyor. Kablolamaya tam gaz devam ediyoruz. Evet. Bunu bağladık. Şimdi ön fan içinde bir bağlantı söz konusu. Burada iki tip bağlantı görüyorsunuz. İsterseniz doğrudan güç kaynağına bağlayabilirsiniz. İsterseniz bunu çıkartıp anakarta bağlayabilirsiniz. Ama biz kontrolcüye bağlayacağız bunu da. Şimdi fan bağlantılarını yaptık ön kontrol paneline. Ama yapmamız gereken önemli bir bağlantı daha var. Güç kaynağının fanının kontrol edilebilmesi için şu özel kabloyu da güç kaynağına bağlıyoruz. Öbür ucunu zaten kontrolcüye bağladık. Onu da öbür tarafını buraya bağlıyoruz, ittiriyoruz. Ve tamamdır. Şimdi kasadan çıkan kablolara bakalım. Ön USB 3.0 kablosu. Kasanın üzerindeki USB 3.0 portlarının çalışması için. Ön USB 2.0 kablosu yine kasanın üst kısmında yer alan yani aslında ön USB 2.0 portları ve HD Audio dediğimiz öndeki ses giriş ve ses çıkış portlarının çalışması için gerekli kablolar. Bunların yanında sizlerin takmaya en çok korktuğu kablolar nedir bunlar? Power Switch yani bilgisayarı açma kapama tuşunun kablosu. Artı P LED, Power LED yani bilgisayar açık olduğunda yanan LED. Onun yanında HDD LED yani sabit disk aktivite ışığı ve son olarak da Reset Switch yani bilgisayarı resetlemek için kullanılan kablo. Bu hepsini, bütün bu kabloları şimdi kolayca nasıl monte edileceğine bakalım. Ön panel bağlantılarını yapmaya başlayalım. Sabit disk LED'i aynı şekilde sabit disk LED'in yani HDD LED'in olacağı şekilde aynı yazılar denk gelecek şekilde takıyoruz. Bunları tek tek anakartın üzerine bağlamak yerine kitle kolay bir şekilde tek hamlede takacağız. Evet, şimdi reset switch'i bağlayacağız. Reset switch'te bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Bunu da bağladık. Öbür tarafı çeviriyoruz. Burada ne var? Power switch yani güç tuşu, bilgisayarımızı açmaya yarayan tuş. Bunu da bu şekilde bağlıyoruz. Son olarak power led artı ve power led eksi var. Onları da bu şekilde bağlıyoruz. Eksiyi bu tarafa, artıyı bu tarafa. Bunun çok önemi yok açıkçası. Bu şekilde bağladık. Artı ve eksiyi farklı takarsak ne olur Recep? Çok bir fark olmayacaktır hadi çünkü bunlar zaten LED ışık. Yani ışığın yanmasında çok bir sorun yok. Ancak switchlerde böyle bir yanlışlık yaparsak sorun olur. Burada dikkat etmek gereken bir ikinci nokta da speaker'ımız yani buzzer'ımız. Bilgisayarımız açılmadığı zamanlarda bir sesli uyarı verecektir. Bu sesli uyarıyı verebilmeniz için speaker bağlantısını yapmanızda fayda var. Şu görmüş olduğunuz ufak şey aslında bilgisayarınız açılırken o dıt sesini çıkartan şey. Hoparlör. Evet. Zımbırta da diyebiliriz. Mıknatıs var aslında. Diyafram var ama bir düdük sesi çıkartıyor. Evet. Buzzer yani baz artı baz eksi. Onu da bu şekilde bağlıyoruz. Yine yazılar bu şekilde gelecek şekilde.
Ön panel bağlantılarını yaptık. Şimdi burada önemli olan nedir? Yaptığımız bu hazırladığımız bağlantıyı anakartın üzerine bağlamak. Burada JFP1'e bağlayacağız. JFP1 nedir? Bütün bu güç açma tuşu, işte reset tuşu, sabit sledi ve güç ledinin olduğu yerdir. Burada nasıl monte edeceğim diye korkmayın. Şurada bir tane boşluk görüyorsunuz. Yani bir tane boş pin var. Evet. Aynı şekilde Ali, burada da sağ üstte bir tane pin boşta. Güzel. Bunu buna denk getireceğiz. Evet, bu ikisini denk getiriyoruz. Bu şekilde yerleştiriyorum ben. Ve takıyorum. JFP1'in hemen solunda burada system fan var. Yani herhangi bir fan takacaksınız, buraya takacaksınız. Solda ise JFP2 var, yani front panel 2. Front panel 2'ye de neyi takacağız? Speaker, yani buzzer'ı, bilgisayarımız açtığında veya açılmadığında öten şeyi. Onun da yine burada görmüş olduğunuz üzere altta bir tane boş pini var. Bu pini de yine alttaki, sağ alttaki boş pine denk getiriyoruz. Yani şu şekilde 3 pin 3 pine, üstteki 4 pin de 4 pine bu şekilde takıyoruz. Ön USB 2.0 bağlantısını yapacağız şimdi. Bunu da yanlış yapmanız mümkün değil. Çünkü burada bir tane yine pin boşta. Ve bu pini, boştaki pini yine slottaki boştaki kısma denk getirmek zorundasınız. Aksi takdirde zaten bunu takamayacaksınız. Doğru olanı da bu şekilde. Ve bunu da biraz bastırarak kolayca takabildik. Şimdi ön ses port bağlantısını yapacağız. Evet. Burada HD Audio duruyor. Evet. Bu arkada da J Audio 1 yazısı var. Evet, J Audio 1 yani öndeki audio, yani ses portunun bağlantısı olan kısım. Ki zaten orada ses kartının kapasitörlerini görüyoruz. MSI'ın üst seviye ses kartı da anakarttan, PCB'den ayrılmış. Orada bir çizgi var. Çizgiyi dikkat ederseniz, ki zaten anakartın incelemesinde de bahsetmiştik. Gerekli bağlantıyı orayı yapacağız ve artık anakartımızın ön ses portlarından da, kasamızın diyelim daha doğrusu, ön ses portlarından da yerleneceğiz. HD Audio kablomuz da bu şekilde bastırıp yuvaya oturtuyoruz. Son olarak da ön USB 3.0 portunu bağlayacağız buradan. Anakartın üzerine onu oturtana kadar birazcık, evet. Epey bir güç uygulamak gerekiyor. Recep, şimdi Z97 serisiyle birlikte MSI'nin Gaming 7 anakartında ekstra bir ses kartı var. Bu ses kartı PCB'den ayrılmış durumda. Bunu çalıştırmak için ekstradan bir şey yapmamıza gerek var mı? Ali, normal şartlarda ekstradan bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü bu ses kartı anakartlarda gördüğümüz onboard ses kartının PCB'den ayrılmış bir versiyonu. Ek olarak ne yapmış MSI burada? Ses kartının üzerine bir koruma yerleştirmiş ve çok daha kaliteli kapasitörlerle desteklemiş bu kartı. Zaten detaylı incelememizde bu tür özellikleri öğrenebilirsiniz. Bu ekstradan bize güzel güçlü bir ses verecek. Ancak sonradan aşağıda bir tane düğme dikkatimizi çekti. Evet, bu Out CV1 dediğimiz bir switch. Bu switch ne işe yarıyor, bundan bahsedeyim. Şimdi ses kartını çalıştırmak için dediğim gibi normalde bir şey yapmanıza gerek yok ama eğer ses kartına gelen gücü anakarttan değil de siz harici bir güç kaynağından kabloyla verirseniz daha temiz, daha berrak bir ses elde edebiliyorsunuz. Bunun için de anakartın üzerine şöyle bir giriş kısmı var Ali. Buradan işte ses kartına ekstra güç sağlayabiliyoruz. Bunu bağladıktan sonra, ki arkadan birazdan bağlantısını yapacağız. Biz bu ön kısmını bağladık. Switch'i açıyoruz. Morex bağlantısını yapıyoruz ve artık ses kartımızın gücünü anakarttan değil doğrudan güç kaynağından alıyoruz. Bu da bize çok daha temiz bir ses deneyimi sağlıyor. Evet. Şimdi normalde bu anakartın kutusundan çıkan ekstra Morex güç bağlantısını ön taraftan da takabilirdik ama Recep arka taraftan monte etti ki ortada bir kablo kirliliği olmasın. Evet, kablo yönetimine özellikle özen gösterdik bu montajda. Buradan Morex bağlantısını ben yapıyorum. Ve bu sayede anakartın üzerindeki ses kartına artık harici güç sağlamış olduk. Evet, şimdi geldik en lezzetli yerlerden bir tanesine. Evet, ekran kartının kutudan çıkması. 1400 lira mıydı bu ekran kartı? Evet Ali, 1400 lira. Twinfrozer Gaming GeForce GTX 780 Overclock Edition MSI. Hadi bakalım, kutudan çıkartıyoruz. Bu tarafta bir açma şeyleri var. Ben şunu şuradan bir çekeceğim, açacağım şimdi. Kulak içini aşağıdan çıkartıyorum. Açıyorum. Tekrar içinden siyah güzel bir kutu çıkıyor. Kutuception. Kutuception. Kutu içinde kutu var. Bunun içinde ne var? Hadi bunun içinde genelde sürücüler, bağlantı aparatları, bizim ihtiyacımız olacak güç bağlantıları gibi şeyler var. İşte VGA, DVI bağlantısı bile varmış. Şöyle bir daha açayım bakayım hemen bir. Burada ürünle ilgili Quick Start Guide var. Güç bağlantısı var. Dediğimiz gibi kaldırabiliriz o zaman kenara. Gerekli olan her şey. Yine bir köpüğümüz çıkıyor karşımıza. Evet. Köpüğümüzü şöyle bir açtığımız zaman ekran kartımız nihayet gözüktü. Şunu şuradan çıkarttım. Bunu da buradan çıkarttım. Kutuyu da şöyle kaldıralım. Antistatik poşetinin içerisinde, antistatik poşetinden de çıkarttığımız zaman nihayet kartımız çıkıyor. Kartı elinize almadan önce özellikle üzerinizdeki elektrostatik enerjiyi boşaltmış olmanızda fayda var. Bayağı ağır bir kart bu arada. Bunu evet, söyleyelim.
Şimdi genelde sistem toplanabilecek bir fiyata bir ekran kartı aldık ama değecek bu sistemde. Evet. Şuradaki etiketi kopartarak başlayalım diyorum ben Ali. Sıfır kartının lezzeti bambaşka. Bildiğim kadarıyla MSI bu fan tasarımlarını özel olarak yapıyor Recep. Evet, bu MSI'nin patentli fan tasarımı. Ali özellikle düşük devirde çalışmasına rağmen yüksek bir performans sunuyor. Ve havayı çok güzel bir şekilde dağıtıyor. Buradaki fanların bıçakları özel olarak tasarlanmış. Temizlenmesi kolay, güzel. Altında zaten böyle kartı kaplayan bir heatsink var. Şu şekilde çevirdiğim zaman alt kısmında görebilirsiniz. Burada devasa ısı borusu bağlı bir şekilde ısıyı aktarıyor. Evet. Çok güzel, uzun bir kart. O zaman hadi monte edelim. Ali, şimdi ekran kartını takmadan önce buradan iki tane arka kısmı sökmemiz gerekiyor. Niçin? Çünkü ekran kartımız geniş. Evet, ekran kartımız geniş. En üst slotta bir tane PCI Express 1X var. Ekran kartımız tabii ki 16X olduğundan biz buradaki İki slotu kaplayacak ve bu iki slotun hem vidalarını söküyoruz hem de... Sadece bir tane PCI Express 1.0 slotu ekran kartı geniş olduğu için iptal olmuş olacak. Ekran kartımızı taktık. Şimdi vidalarıyla bunu sağlamlaştıralım. Özellikle uzun mesafe kasa yollarken ekran kartına dikkat etmek, hatta çıkartıp ayrıca göndermek daha sağlıklı oluyor. Evet, kesinlikle ekran kartı monte edilmiş bir sistemi kargoya vermenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü taşıma esnasında büyük ihtimalle kart zarar görecektir. Çok sarsıyorlar, evet. Çok atıp tutuyorlar. Kargocular yani herkes için demeyeyim ama çoğu iyi taşımıyor. Evet, doğrudan başıma geldiği için bu tecrübeyi sizlere sunuyoruz açıkçası. Şimdi öyle ekran kartımızın çalışması ve ekrana görüntü vermesi için güç bağlantılarının yapılması bir mecburiyet. Evet, PCI Express sadece veri aktarımı yapıyor sevgili izleyiciler. Güç kaynağınızın eğer güç kabloları çıkarılıp takılabiliyorsa bir ucunu güç kaynağına, diğer ucunu ekran kartına takacaksınız. Çıkarılıp takılamıyorsa zaten direkt ekran kartına bağlayacaksınız. Evet, bu ekran kartında bir tane 6 pin, bir tane de 8 pinlik PCI Express güç bağlantısı var. Bunların bağlantısını yapmadan dediğimiz gibi ekrana görüntü gelmez. İkisini de bağlamak zorundasınız. Önce 6 pini bağlayalım biz, burada görmüş olduğunuz üzere. Sadece 6'yı ya da 8'i bağlasak olmuyor mu Recep Usta? Olmuyor Ali. İkisini birden bağlamak mecburiyetindeyiz. 6'yı bağladık. Şimdi bir de 8'i bağlayalım isterseniz. Evet sevgili izleyiciler, güç bağlantılarında pazarlık kesinlikle söz konusu değil, ekran kartınız çalışmaz. Evet, ekran kartına bağladık dedik. Bir de güç kaynağı bağlantısı var bunun. Evet, tabii bu özellikle modüler güç kaynaklarında. Sizin güç kaynağınızda büyük ihtimalle modüler olmayacaktır. Hali hazırda bağlı olacaktır. Bizim gibi böyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız evet. Diyelim. Ama uğraşmak en zevkli kısmı gerçekten ve modüler güç kaynakları ben çok seviyorum. Çünkü kablo karmaşası olmuyor. Çünkü aynen. Kasanın içi çok güzel görünüyor. Evet, bunu da bu şekilde takıyoruz. Biraz zor takılıyor bu taraftan. O gerçekten... Evet, bu sert şekilde. Bu bağlantılar. Evet. Takılmış halini görüyorsunuz. Evet ve en nihayetinde montajı tamamladık. Montajı tamamladık. İçeride hiçbir kablo karmaşası gözükmüyor. Evet, tertemiz bir kasayla karşı karşıyayız. Güç kaynağımızdan çıkan kablolar tamamen arkada. Zaten kasanın arka taraftaki 28 mm'lik boşluğu bunun içinde. Kabloları arka tarafa doldurun, rahat edin. Kablo tutacaklarıyla ondan sonra sabitleyin, mis gibi bir görüntü ortaya çıksın. Önemli olan kasanın içinin şu an nefes alıyor olması. Evet, özellikle de havalandırma konusunda bu önemli bir rol oynuyor. Önden gelen hava en ufak bir engele bile takılmadan kasanın içerisine dolaşarak arkadan ve üstten çıkacak. Şimdi ön tarafta 20 santimlik bir fan var, o içeriye hava çekiyor. Arka tarafta 12 santimlik bir fan var, o havayı dışarı atıyor. Tepede bir tane radyatör fanı var, 12 santimlik işlemcinin su soğutucusuna. O hava üflüyor. Aşağıda da zaten güç kaynağının kendisi. Aşağıdan hava alıyor, çekiyor, dışarıya atıyor. Her tarafta da toz fitleri var. İçeride anakartımız, gaming yedi anakartımız. Gaming yedi anakartın üzerinde belleklerimiz. Altında MSI'nin GTX 780 ekran kartı. Ön tarafta baktığımız zaman 3 TB'lık Seagate sabit diskimiz, kocaman depolama kapasitesi, SSD'miz gözükmüyor. SSD'miz de anakartın arkasında. Evet, montaj esnasında sizin de dikkatinizi çekmiştir. Değişik bir yere monte ettik onu da. CD sürücü, optik sürücü kullanmıyoruz. Fan kontrollerimiz ön tarafa takılı. Bunun da dışında zaten bir şey yok. Artık ne kaldı geriye? Ne kaldı? Logo ritüeli. Logo ritüeli. Evet, şimdi logo yapıştırma ritüelindeyiz. Neler yapmalıyız Recep? Ali, MSI logosu var elimizde bir tane büyük anakartın kutusundan çıkan. Bunu yapıştıracağız ama bunu tam ortalamak istiyoruz böyle. Evet, peki bunun simetrik olup olmadığına karar vermek için ne yapmak lazım? Metre kullanmak lazım bence. Hemen metremizi çıkartıyorum. Santimi santimine doğru olması gerek Ali. Hemen şu şekilde getirelim. Burası 15 santim. Evet. Logomuz ne kadar? Logomuz Ali 5 santimetre. 5 santimetre. Evet. O zaman tam... 5 santimden
10 santime kadar araya yerleştireceğiz bunu. Evet, logonun arkasındaki ben yapıştırma kısmını şimdi çıkartıyorum. Ve tam 5 santimin olduğu yerde Ali. Bir teknopatlık örneği olarak. Milimetrik çalışma. Evet. Muhteşem simetri. Ve logomuzu başarılı bir şekilde yapıştırdık. Recep, bütün logoları yapıştırdık. Ali, bütün kabloları bağladık. Her şey hazır. Artık geriye bir tek şey kalıyor. Ateşlemek. Kesinlikle. Ateşlemek için öncelikle ne yapalım? Şalteri bir açalım. Şalteri bir açalım. Bir enerjiyi verelim. Anakartın damarlarında elektronlar bir dolaşmaya başlasın. Ateşlensin, dolaşsın. Evet. Şimdi ışığımız yandı. Güzel. Ama açma kapama tuşu yukarıda. Kim uzanacak oraya kadar? Tabii ki kimse uzanmayacak. Doğrudan kasanın içerisindeki tuşa basacağım. Ve bilgisayarımızı çalıştıracağım. İlk çalıştırma. Çok heyecanlıyım. Acaba çalışacak mı? Evet. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Bakalım. DisplayPort gözüktü orada. Evet. Ve bilgisayarımız açıldı. Evet, güzel. Disklerimizi görüyoruz, işlemcimizi, RAM'imizi, her şeyimizi görüyoruz. Evet, şimdi şöyle bir sistem burada kalıyor. Bunun nedeni bilgisayarın ilk defa açılıyor olması. BIOS sıfırdan başladı. Şimdi bir kez daha başlattığımızda bilgisayar, daha doğrusu anakart, takılı, işlemci, ekran kartını tanıyacak ve buna göre optimal ayarları yapıp doğrudan boot etmeye geçecek. Tabii işletim sistemi olmanın olayı boot edemeyecek, evet. Ama biz bir bakalım. Ben resetliyorum sistemi, yeniden başlatıyorum. İkinci açılışın biraz daha hızlı olması lazım ilkine göre. Çünkü ilk açılışta... Okuma açılışı aslında. Evet, okuma açılışı aslında. Bana ne kadar RAM takıldı? Bana hangi işlemci takıldı? Evet, bu defa görmüş olduğunuz üzere doğrudan logo açıldı. Olmuş. Evet. Eğer işletim sistemimiz kurulu olsaydı bu ekran gelmeyecekti. Windows açılmaya başlayacaktı. Ama işletim sistemi kurulu olmadığından dolayı bu ekranla karşılaştık. Şimdi eğer yapmamız gerekiyorsa bir BIOS ayarlarını yapalım. Evet. Ve ondan sonra Windows kuralım.